Tamam mı? Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak ve seçim çalışmalarına katılmak üzere memleketi Kahramanmaraş'a gelen Tarım ve Orman Bakanı 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Afşin ilçesinde ilçe kaymakamlığı önünde Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobili vatandaşlarla buluşturdu. Bazı vatandaşların TOGG karşısında şaşkınlığını gizleyemediği görülürken, çocuklar ise otomobilin konforuna hayran kaldı. Boz verdin mi? Bakan Kirişçi daha sonra kaymakamlık binası içerisinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'ne düzenlenen toplantıya katılarak ilçenin son durumu hakkında bilgiler aldı. Daha sonra TOKİ tarafından yapımına başlanan TOKİ konutları şantiyesinde ziyaret eden Bakan Kirişçi, burada patlatma çalışmalarına da katılım sağladı. Sıfır, sıfır. Program sonunda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, deprem felaketinin yaralarının çok hızlı bir şekilde sarıldığını ifade ederek ardı ardına kalıcı konutların temellerinin atıldığına dikkat çekti. Bütün ilçelerimizde, kent merkezimizde olduğu gibi Afşin'imizde de bir an önce inşallah şehrimizi ve ilçemizi ayağa kaldırmak istiyoruz. Burada 1091 hali hazırda konutumuzun inşaatı var. 2179'da ilçe genelinde yapılacak olan konutlar ve bu konutların içerisinde kırsalda yapılacak köy evlerimiz buna dahil değil. İmarlı bir alan burası. Yani imar alanının dışında değiliz. O taraftan başlayıp uzanan 10.400 dekarlık bir alan, yani bu ne demek? 10.400 dekar, 10.400.000 metrekarelik bir alan. Böylesine hazır bir alan inşallah TOKİ konutlarımız bu yeni yerleşim yeri için büyük bir fırsat. Bundan dolayı belediyemizin daha önceden yapmış olduğu bu çalışma da son derece kıymetli ve değerli. Belediye başkanımıza da burada da kendileri var. Teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle tıpkı o çadır sonrası konteyner kentlere vatandaşları taşıdığımız gibi şimdi bu mekanda yapılacak olan bu 1091 ve ilçe genelinde de 2179 konutla birlikte inşallah Afşin'imizin bu merkezdeki konut ihtiyaçlarını karşılamış, bizim vatandaşımızın can ve mal emniyeti ve güvenliği adına çok çok önemliydi. Biraz sonra da inşallah burada bir patlatma gerçekleştireceğiz. Siz de bu patlatmayla bu zeminin nasıl inşaat için hazırlandığına da tanıklık edeceksiniz. 9-10 aylık bir sürede de bu konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olmamız bizim için, ülkemiz için çok gurur vesilesi bir iş. Tabii ki bunlar kolay işler değil arkadaşlar. 11 ilde böyle bir hadise yaşanacak ve 11 ilde eş zamanlı olarak bu çalışmalar yürütülecek. Bu ancak güçlü ve büyük bir devletin yapabileceği bir iştir. Bu devlet, bu millet el ele verdi, gönül gönüle verdi ve 6 Şubat sonrası bu yaraları önce sararak daha sonra da devamında bu süreçlere erişilmiş oldu. İnşallah bu da bu kalıcı konutlarla tamamlanmış. Biz de bu kardeşlerimizin evine gelip buralarda onların çaylarını, kahvelerini beraber yudumlayarak onlara da bu hayırlı olsun dileklerimizi inşallah sunacağız.